Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Aksa Örgü Butiği'nin metalik rafya ipiyle şahane bir çanta tarifi paylaşacağım. Aksesuarın güzelliğine bakar mısınız? Hemen şöyle çantalarımı yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın, öncelikle örgümüzü şöyle yakından görelim. Aslında sadece sık iğne tekniğini kullanacağız ama bu şekilde örmenin ufak bir püf noktası var. Bunu da video içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakar mısınız çantanın güzelliğine? Böyle çok büyük çantalar değiller, minik çantalar ama içerisine oldukça eşya alan, çok kullanışlı güzel çantalar oldular. Bakın, uzun sapı da var. Hemen şöyle sapı da yerleştirelim. Sonrasında çantamızın iç derinliğine bakalım. Bakın buradan bu noktalardan uzun sapımızı yerleştiriyoruz. Çapraz kullanmak için de ya da kolda kullanmak için de oldukça uygun. İçerisi gerçekten derin. Telefonunuz, cüzdanınız, gözlük kabınız, anahtarınız. Yani içerisinde birçok eşya alabilecek derinlikte. Bunu isterseniz böyle fermuar dikebilirsiniz. Fermuarla da güzel olabilir ama direkt bu şekilde de astarsız falan kullanabilirsiniz. Astarı hiç gerek olmayabilir. Ama astarı kullanmak isterseniz de içerisine astar da yapabilirsiniz. Bakın, kilit noktası da bu şekilde. O kadar güzel duruyor ki takıldığı zaman mutlaka elinize almalı, örmeli ve dokunmalısınız. Bakın, aksesuarın şöyle kalitesinde yakından sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir parça oldu. Ben düşünün, bir günde böyle 5 tane örüp tamamladım. Elinizden hiç bırakamıyorsunuz. Renkler çok güzel. Birçok kombin de paylaştım video içerisinde sizlerle. Her birini örmek isteyeceksiniz. Gerçekten çok çok güzel oldular. Bakın burada taba rengini görüyorsunuz. Güzel bir kahveyle. Yine içerisinde hepsinin sapları var. Bakın, şöyle iç kısımlarını da göstermiş olayım. Renklerini ve bitmiş hallerini, bakın, belki aynı renk yapmak isteyenler olabilir. Şimdi hemen diğer rengini de şöyle göstermek istiyorum. Bunlar benim favorim oldu. Bakar mısınız şu yeşil rengin güzelliğine? Siyah aksesuarla da gerçekten çok güzel oldu. Ama bunların birçok rengi var. Aksesuarın, iplerin, istediğiniz renklerle hazırlayabilirsiniz sizler. Yine şöyle tabanı da göstermek istiyorum. Bakın, çok şık parçalar oldular. Bunun da yine içerisinde sapı mevcut dediğim gibi. Aksesuar iki parçadan oluşuyor. Kapağı ve sapı şeklinde. Hemen şuradaki pembeyi de göstermek istiyorum. Bu kız kardeşimin siparişiydi. Bakın, şahane oldu gerçekten. Ben acaba çok boğar mı diye biraz tereddüt etmiştim ama bu da gerçekten çok güzel oldu. Yine sapı da içerisinde mevcut. Yapımı çok kolay. O kadar keyifli ilerliyor ki, yani bir günde böyle 5 tane çantayı çok çok rahatlıkla örebilirsiniz. Keyifle. Yani bir rengi bitiyor, diğeri başlıyor gibi düşünün. Her bir rengini çalışmak istiyorsunuz. Bakın, bunda sapı yine içerisinde. Gerçekten çok kullanışlı. Aksesuarı yerleştirmesi de çok çok kolay. Bakın, bu da gerçekten çok güzel oldu. Renkleri de bitmiş hallerinde yakından sizlere bu şekilde göstermek istedim. Bu ilk çalıştığım renkti. Gerçekten çok çok içmesinde. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Dediğim gibi video içerisinde bütün detayları adım adım sizlerle paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bakın, uzun sapın halinde şöyle göstermek istiyorum. Dediğim gibi takıldığı zaman da muhteşem görünüyor. Ben keyifle çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Tarifimize geçelim. Çantamızı örmeye geçmeden önce sizlerle birkaç tane kombin paylaşmak istedim. Ben çantadan birden fazla ördüm. Şu an 4 tane ördüm. 5.sini birlikte örüp hazırlayacağız. Aksa Örgü Butiği'ye gidip, bakın, deri aparatlardan aldım. Şimdi hem kombinlerini göstereceğim sizlere, fikir olması açısından. Tabii bu kombinlerin daha fazlasını Aksa Örgü Butik'ten ulaşabilirsiniz. Instagram hesaplarının linkini aşağı açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz. Bakın, ördüğüm şöyle kombinleri hemen sizlerle paylaşacağım ama öncelikle kullandığım iplikten bahsetmek istiyorum. Bu iplerin birçok farklı rengi var. Aksa Örgü Butik'ten farklı renklerine ulaşabilirsiniz. Örümü çok çok rahat, kağıt iplikten daha rahat örüyorsunuz. Bir tane çanta için iki tane yumak yeterli oluyor. İki kat şeklinde çalışacağız. Bir yumaktan olur mu diye düşünebilirsiniz. Bakın, bu ipin içerisinde karton var. Direkt içinden ipi çekemiyorsunuz. Ben bir yumakla çantayı bitirmeye çalıştım. Yumak haline getirdim. Hem içinden hem dışından iplik çıkartarak örmeye başladım. Ama son iki sıra için ikinci yumağı açmak gerekiyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Boyutunu bir tık daha küçük yaparsanız, bir sıra eksik ve bir sıra eksik yaparsanız duvar kısmında da, yine tabanda ve duvarda, belki bir yumaktan bir tane çantayı çıkartabilirsiniz. Ama çantanın zaten boyutu çok büyük değil. Küçük bir çanta hazırlıyoruz ama içerisi oldukça derin bir çanta.
Dediğim gibi 2 yumak yeterli oluyor. Birçok farklı rengi var. Şimdi ben ördüğüm renkleri burada sizlere göstereceğim ve farklı şekillerde nasıl kombin yapabiliriz bunu da hemen paylaşmış olacağım. Bakın burada çok güzel bir yeşil ördüm. Bunu tamamen örüp bitirdim, ütüledim de. Bakın aslında sık iğne öreceğiz. Hiç farklı bir örgü yok ama burada basit bir püf nokta var. Şimdi örerken de bunu sizlerle paylaşacağım. Bunun bu şekilde durması için ipi inceltmeden bakın şu dokuda örebilmek için küçük bir püf noktamız olacak. Bunu da paylaşacağım. Şimdi ben bu yeşil için siyah bakın düşündüm. Siyah kullanmayı planlıyorum. Ama bakın yeşile yeşil olabilir. Yine bu da güzel olacaktır. Hemen şöyle kenara alacağım. Bu rengi muhteşem görünüyor. Bakın bir kahverengi var burada. Bunu ütülemedim henüz. Örüp bitirdim. Bakın dediğim gibi küçük bir çanta. Çok büyük bir çanta değil. Bu kahveye de tabayı düşünüyorum. Şöyle bakın. Bu da gerçekten çok güzel görünüyor. Ama yine siyahı da yapabilirsiniz. Bakın siyahla da ben çok beğendim. Ben siyahla her şeyi daha rahat kombinlediğim için hemen siyaha gidiyor elim. Ama bakın şöyle bir renk de yine güzel olacaktır. Farklı renkler de olabilir. Mesela biraz daha patlatmak için. Bakın kahve ile turuncunun uyumu da gerçekten çok güzel. Böyle farklılıklar yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Bir de bakın pembe rengini ördüm. Bu pembeyi kız kardeşim istemişti. Onun için örüp hazırladım. Bu da henüz örüp bitirdim, ütülemedim. Şimdi bakın böyle bir pembe istedi o. Pembeye pembe kullanacağım. Ama bakın şurada çok güzel bir renk var. Bu ipin rengine de bayıldım. Bu renkli olan da çok güzel ve buna pembe bakın aparat çok yakışacaktır. Çok güzel olacaktır bununla. Renklerine dediğim gibi bakabilirsiniz. Ve bir de bakın şöyle çok güzel bir turuncu var. Bu turuncuya turuncu. Rengarenk şeklinde çalışabilirsiniz. Zıt renkleri bir araya getirebilirsiniz. Bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Yine buna bakın böyle turuncuya turuncu değil yine taba da olabilir. Bakın bu şekilde. Ya da siyah yine çok güzel olacaktır. Dediğim gibi böyle yeşil de yine düşünülebilir. Nasıl istiyorsanız. Burada ben şöyle birkaç tane rengini sizlerle paylaşmış oldum. Bakın şimdi şu iki rengi göstereceğim. Bunlar altın rengi. Açık altın ve koyu şekilde. Biri açık, biri koyu şekilde. Bu iki ipe de bütün aparatlar olacaktır. Çünkü bakın şu metal kısımları gold olduğu için bu iki iple de hepsi uyumlu olacaktır. Bunu da göstermiş olayım. Bakın kombinler bu şekilde. Ben burada bakırını örüp bitirdim. Bakın bakır rengi de gerçekten çok güzel. Çanta şahane duruyor. Diğer renkleri de yani elimden bırakamadım. Bir günde birden fazla örüp hazırlıyorsunuz zaten. Her bir rengi çok çok güzel. Kalıp gibi çok muntazam bir çanta elde etmiş oluyoruz. Dediğim gibi renkler güzel, aksesuarlar güzel. Mutlaka örüp deneyin. Kendinize örün, hediye edin, satışını yapın. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Şimdi hemen çantamızı örmeye geçelim. Bakın çantam için renklerime karar verdim. Bu açık altın serisini kullanacağım ve burada güzel bir bej rengi kullanacağım. Bu ikisine bu şekilde kombin yaptım. Şimdi ölçülerini de vereceğim sizlere. Bakın aparatın ölçüsü bakın 12,5 santim eni. Şöyle boyunu da ölçelim. Boyu da 14 santim. Burada bakın çok güzel bir sapı var. Bu sap gerçekten çok kullanışlı. Kilit noktasını görüyorsunuz. Şöyle arkadan dişleri var. Bunu çok rahatlıkla monte edeceğiz. Bu kilit noktası gerçekten çok hoş ve tarz duruyor. Uzun da bir sapı var. Ayarlanabilir sap. Çapraz takmak için ya da kola takmak için de kullanabiliriz. Aksesuar iki parçadan oluşuyor. Uzun sapı ve bakın kapak noktası. Kapak noktasında sap ve kilit kısmı bulunuyor. Şimdi iki tane ipimi aldım. Ve hemen şöyle açıyorum. Ve bakın bu şekilde uçlarını alıyorum. Dediğim gibi iki kat kullanacağız. Tek kat çok zayıf olacaktır. Ama içerisine daha farklı ipler de katılabilir ama bu tarz gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka böyle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ipi iki kat kullandığımız için 4 milim tığ dahi kaldıracaktır. Ama burada püf noktamız ne? İlmekleri küçük tutacağız ama sık iğneyi örerken güzel bir püf noktası uygulayacağız ki daha diş diş bir görüntü elde edelim. Tığım da 3,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Hemen işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi bakın ipi bu şekilde tutup kilit zincir yapıyoruz. Kilit zincirden sonra zincirlerimizi saymaya başlayacağız. Mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak. Burada 15 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektim. Çantayı daha büyük yapmak için, daha fazla küçük yapmak için daha az zincirle başlayabilirsiniz. Şimdi burada zincirimizin düz kısmını değil, tam tur çeviriyoruz. Ters kısmını kullanacağız. Bu tekniği kullanıyorum biliyorsunuz çantalarımızda. Son zinciri bırakıyorum. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyorum. Bakın. Buradan ilmek çıkardım. 2 ilmek var. İlmeği çıkarırken bakın şimdi püf nokta burada. Normal sık iğne örüyoruz aslında. Burada 3,5 numara tığ tercih etmemin sebebi de bu. İlmekleri uzun değil, ördüğümüz sık iğnelerin gövdelerini uzatarak daha diş diş bir görüntü elde etmiş olacağız. Örneğin burada tığ numarasını büyük tutarsak sık iğneleri örerken hep delikler oluşacak bakın. Böyle delik delik bir görüntü çok fazla yok. Yani neredeyse yok yani. Bunu astarsız dahi kullanabiliriz bu çantayı. Şimdi ipin yapısı gereği bakın böyle enli bir iplik. Görüyorsunuz bükümlü bir iplik değil. Bu büküm yani ipin enli olan noktasını daha ön planda tutmak için bu tekniği kullanıyorum. İlmekler yani sık iğnelerin tepeleri daha kısa olacak ama sık iğnelerin gövdeleri daha diş diş uzun uzun olması için bu tekniği kullanıyoruz. Bakın 15. zinciri bıraktım. 14. zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmeği mutlaka şöyle birazcık uzatıyorum bakın. Uzattım. 2 ilmek var. Doladım ipimi, kapattım. Kapattıktan sonra bakın şuradaki ilmeği uzatmıyorum. Kısa tutmaya çalışıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Sıradaki zincire arka kesik çizgisine. Bu noktalar sizin için karışık geliyorsa daha önceden dikdörtgen taban paylaşmıştım. Eğer bu kısımda hani birazcık parladığı için anlaşılmaz olursa dikdörtgen taban nasıl yapılır? Yine onun da linkini aşağı açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Yeni başlayanlar için söylüyorum bunu. Bakın buraya battım. İlmeğimi çıkardım. İlmeğimi mutlaka bakın uzatıyorum. Bu kısa, bu uzun olacak. Doluyorum. Sonra sık iğnemi örüyorum. Ve buradaki ipi bakın uzatmıyorum. Bir sonraki noktaya batıyorum. Sıradaki zincire, arka kesik çizgisine. İlmeğimi çıkardım ve uzattım. Sık iğnemi örüyorum. Şimdi bu şekilde tarif etmiş olduğum gibi öreceğiz sık iğneleri. Şimdi sıra sonuna kadar bakın 14 tane sık iğne elde edeceğiz. 14. sık iğneye geldiğimizde dönüşü sağlamış olacağız. Son zincirin olduğu noktaya geldim. Son zincire arka kesik çizgisine batıyorum. Ve buradan hemen ilmeğimi çıkardım. İlk sık iğnemi örüyorum. Bakın son zincire İlk sık iğneyi ördük. Şimdi şu kısa ip bakın uzun ipin üzerinde kalacak. Burada ilmeği birazcık esnetiyorum. Çünkü burada dönüş yapacağız. Son zincire 3 tane sık iğne öreceğiz. Şimdi aynı noktaya batıyorum. İlmek çıkardım. Burada mutlaka ilmeği sıkı sıkı tutmayın ki rahat batalım. Şimdi ip burada. Bakın bunu şöyle ipin üzerinden alıp ördüğüm noktaya getiriyorum. İkinci sık iğnemi ördüm. Şimdi aynı boşluğa batıyorum. Bakın buraya getirdiğim sık iğneyi tığ üzerinde tutarak gizleyerek öreceğim. Bu noktadan 3. sık iğnemi çıkardım. 1, 2, 3 tane sık iğne oldu. Şimdi sık iğnelerin dibindeki bakın zincirli noktalara batıyorum. Kısa ipi de gizleyerek örüyorum. Bu şekilde başladığımız zaman arada bakın zincir boşluğu oluşmuyor. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Gayet güzel duruyor. Hatta şöyle açık renkte göstereyim daha belli olacaktır. Muntazam bir başlangıç oluyor bu şekilde. Yaptığımız zaman şimdi devam edeceğim zincirli noktalara karşılıklı batarak yine aynı teknikle sıra sonuna kadar ilerlemiş olacağım. Son sık iğneye geldiğimde burada bitişimizi yapmış olacağız. Buradaki son sık iğnenin olduğu noktaya geldik bakın. İlk başladığımız sık iğne noktası burası. Bu zincirinde yani son zincirinde içerisine batıp aynı zincirde karşılıklı 2 tane sık iğne oluyor. Şimdi 3. sık iğneyi kaydırma noktasıyla yapacağız. Yani birleştirme noktasını yine sık iğne kabul etmiş olacağız. Şimdi geliyorum. Bakın 3. sık iğneye ihtiyacım var burada. İlk ördüğüm sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçirdim. Şimdi ilk sık iğnenin tepesi, kaydırma noktası ve son ördüğüm sık iğne aynı noktada 1, 2, 3 tane sık iğne olmuş oldu. Sonra bir zincir çekiyorum ve ilk ördüğüm sık iğnenin tepesine gelip 3 tane sık iğne örüyorum. 1 aynı boşluğa, 2 aynı boşluğa, 3.
sık iğne. Bir sonraki noktaya batıyorum. Her birine bir tane sık iğne örüyorum. Bu noktada biraz kesmeyelim. Hem ipi nasıl ördüğümü de görmüş olursunuz. Bakın batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Şu ilmek kısa, bu ilmek uzun oluyor. Yani birinci ilmek kısa, ikinci ilmek. Bakın uzun uzun çekiyoruz ki ipi hem inceltmeyelim, ipin dokusunu daha çok ortaya çıkartmış olalım. Tek püf noktası bu. Yani basit sık iğne örüyoruz. Evet, kolay. Ama bunlar deneyimleyerek ortaya çıkardığımız şeyler, önemli bilgiler diye düşünüyorum. Özellikle yeni başlayanlar için, örgü bilenler bunu biliyordur ama yeni başlayanlar için de bu detayları vermekte, paylaşmakta fayda var. Şimdi köşe bakın, üçlünün olduğu noktaya geldim. Üçlünün ilkine 3 tane sık iğne örüyorum hemen. 1 2 3 İkincisine 1 tane sık iğne. Üçüncüsüne 3 tane öreceğiz. 1 2 ve 3. 2 kat olduğu için bazen böyle bakın toplanıyor ortaya. Hemen söküp düzeltiyorum. Köşeye 3 tane ördüm. Bakın. Üçlünün 1 2 3 tane sık iğne vardı son boşlukta. İlkine 3 tane, ikincisine 1 tane, üçüncüsüne 3 tane sık iğne ördüm. Üçlülerin artık hep ikincisinden üçlü sık iğne örerek köşeleri artırmış olacağız. Mantık bu. Klasik dikdörtgen taban örüyoruz. Şimdi diğerlerine birer tane sık iğne örerek bakın burada sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Buradaki bakın son sık iğneye geldik. Bu son sık iğnenin içerisine 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3. Geldik burada. Bakın bir zincirle yukarı çıkmıştık. Aynı boşluğun içerisine 3 tane sık iğne örmüştük. Şöyle gösterelim. 1 2 3. Hemen ilk sık iğnenin tepesine geliyorum. İlmek çıkardım ve kaydırmamı yapıyorum. Bu kaydırma noktası bana şu karşıda ördüğüm bir tane sık iğnenin olduğu noktayı veriyor. Yani karşılıklı bakın iki taraf birbirinin yansıması. Aynı şekilde sık iğneyi burada elde etmiş oluyorum. Sonra bir zincirle yukarı çıkıyorum. Tabanı ben böyle klasik kaydırmayla yaptım. Yani burada ekstra sık iğne örüp spiral şekilde devam etmedim çantaya. Taban belli olsun istedim. Zaten bu ipin yapısı itibariyle kaydırma ve zincir noktası çok belirgin olmuyor. Şimdi geliyorum ilk sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne zincirle yukarı çıktım. Yine sıradayım bakın. Üçüncü sıradayım. Hemen burada üçlünün 1, 2, 3 tane sık iğne vardı. İkincisine bundan sonra üçlünün bakın 4 köşede de bu 4 köşede de 3 tane üçlü sık iğne var. Her defasında bu 4 noktanın da üçlünün ikincisine 3 tane sık iğne örerek artışları yapmış olacağız. Hemen geliyorum ikinci sık iğneye 3 tane sık iğne. 1 2 3 Bir diğerine bir tane ve diğerlerine tamamen bir tane örerek ilerleyeceğim. Bundan sonra işimiz daha kolay. Üçlüyü gördüğümüz zaman ikincisine her zaman 3 tane sık iğne örerek ilerlemiş olacağız. Bakın şöyle birazcık da örelim. Tığ 3,5 numara tutmamızın sebebi bu. Bakın eğer çok büyük bir tığla örersek çanta yumuşak ve gevşek olacaktır, delikli olacaktır. Bu yüzden 3,5 numara tığla sık iğnelerin gövdelerini uzun uzun tutarak bakın böyle dolgun ipi daha belirgin halde örmüş oluyoruz. Şimdi bakın geldik burada köşedeki 1, 2, 3'lü sık iğnenin olduğu noktaya. Üçlünün ilkine 1 tane, ikincisine 3 tane. 1, 2, 3. Diğerine 1 tane, bir diğerine yine 1 tane. Ve şimdi geldik üçlü noktaya. 1, 2, üçlü noktaya. İlkine yine 1 tane. Köşede üçlünün ikincisine 3 tane. 1, 2 ve 3. Şimdi bakın köşeleri üçlemiş olduk. Üçlünün her defasında ikincisine 3 tane batarak artışları yapacağız. Bakın ortadaki bir tane sık iğne vardı. Bir sonraki sırada 3 tane oldu. 1, 3, 5, 7 şeklinde buradaki tekli olan sık iğne sayıları artmış olacak. Sıra sonuna kadar geleceğiz. Köşedeki üçlünün ikincisine 3 tane sık iğne. Son sık iğneyle batıp kaydırma noktasını gördüğümüz zaman buraya sık iğne örmüyoruz.
Hemen geliyoruz. İlk sık iğnenin tepesine batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Başlarken bir tane sık iğne, bitirirken bir tane sık iğne, bir de kaydırma noktasıyla burada yine 1 2 3 tane sık iğne elde etmiş oluyoruz. Karşıdaki gibi dediğim gibi birebir yansıması olmuş oluyor karşılıklı. Dikdörtgen tabanı bu şekilde öreceğiz ve 5 sıra olana kadar bu işleme devam etmiş olacağız. Şimdi bakın 1 2 3 sıraya 3. sıradayız. Bunu 5 sıra olarak tamamlayalım. 5 sıra ördükten sonra, yani 5 sırayı tamamladıktan sonra mutlaka tabanı ütülemek gerekiyor. Çünkü neden? Çanta küçük olduğu için, bakın, tabanı ördünüz, gövdeyi de ördünüz, çantayı ütülemek istiyorsunuz. Ütü içerisine girmeyeceği için, eğer küçük bir ütünüz yoksa, ütü içerisine girmeyeceği için taban ütülemesi çok zor olacak. O yüzden tabanı önce bitireceğiz. Tabanı bitirdikten sonra buharlı ütüyle güzelce bastıra bastıra ütüleyin. Hiçbir şey olmuyor. Aksine ipin yapısı itibariyle içeriği polyester olduğu için böyle ip donuyor. Kalıp gibi bir hale geliyor. Bakın daha muntazam bir hal alıyor. Hem düzeliyor o ördüğümüzdeki iki kat örüyoruz ya. Bakın bu diş oluklu, çıkıntılı, pürüzsüz bir yapı oluşuyor ütülediğimizde. Bakın oldukça sağlam bir tokluğa gelmiş oluyor. Şimdi tabanı 5 sıra örelim, ütüleyelim. Sonraki aşamayı da hemen sizlerle hızlı bir şekilde paylaşalım. Bakın tabanımızı 5 sıra ördükten sonra buharlı ütüyle hem tersinden hem düzünden ütülemiş olduk ve kalıp gibi bir doku elde etmiş olduk. Bakın hemen bu aşamada santim olarak ölçüsünü de söyleyeceğim. Söylemeden önce şunu da göstermek istiyorum. Bakın bu çantaları da hemen ütüledim. Şöyle duruşlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu da nasıl ütülediğimi de paylaşmıştım. İçeriden buharlı ütüyle bastırarak ütülüyorum. En sonunda elimle bakın şöyle kenarlarını belirgin hale getirerek bu şekli vermiş oluyorum. Çantamızı bitireceğiz şimdi. Tabanı söyleyelim ölçü olarak. Duvar kısmında hemen santim olarak da paylaşacağım. Bakın tabanımızın eni 8 santim. Boyu da 15 santim. 8 ve 15 santim ölçüsünde. Şöyle boyunu da söyleyecek olursam çantamın duvarını 14 sıra örüyorum. Şöyle tam köşeden söyleyelim. 12 santim de boyu oluyor. 14 sıra öreceğiz. Şimdi burada örerken ne yapıyorum? Spiral örüyorum. Hiçbir birleştirme noktası yok. Sadece tabanda bakın. Şöyle bir kaydırma noktası yapmış oldum. Şimdi burada bir çengelli iğne kullanacağım. Hemen bakın kaydırma yaptım. 5. sıradan sonra bir zincirimi çektim. Hemen ilk sık iğnenin tepesine batıp aynı teknikle bakın sık iğnede örerken ilmeklerimi uzatarak her birine bundan sonra bir tane sık iğne öreceğim. Şu ilk başladığım sık iğnenin de gövdesine çengelli iğnemi takıyorum ki yerim belirgin olsun. İlk başladığım sık iğne bu. Şimdi bakın her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde tamamını bir tane örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bakın sıramızın sonuna yaklaştık. Buradaki son sık iğnenin de tepesine batıp sık iğnemi örüyorum. Şimdi geldim kaydırma noktasına. Kaydırma noktasına bir tane sık iğne saydığım için hemen kaydırmanın olduğu boşluğa da bakın bu sıraya has yapıyoruz bunu. Buraya bir tane sık iğne örüyorum. Son sık iğnem, ilk sık iğnem. Bundan sonra ne yapacağım? Hemen hafif ilmeğimi esnetip ilk sık iğnenin tepesine batıp aynı şekilde sık iğnelerimi örmeye devam edeceğim. Bakın başlangıç noktam burası. Bu sık iğneyi takip ederek tepe noktasında bitireceğiz. Yani 14 sıra örmüş olacağız. Taban 5 sıra, duvar 14 sıra olacak. Ve her birine yine bir tane sık iğne örüp geleceğiz. Sıra sonunda da yine her birine bir tane sık iğne ve diğerine de sıradakine yeni sıraya geçerken birer tane sık iğne örerek bu şekilde spiral şekilde 14 sıra olana kadar çantamızı bakın bu şekilde çukur hale getireceğiz. Sonra bir de kaydırma noktamız var. Kaydırma noktasında hemen hızlı bir şekilde sizlerle paylaşalım. Bakın çantamızın duvarını 14 sıra ördük. Şimdi bitiş noktasındayız. Artık son sık iğneyi de ördük. Ve şimdi sıradaki gelen sık iğnemizin tepesine batıyoruz. İlmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde kaydırma yaparak sıra sonuna kadar ilerlemiş olacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın ağız kısmında bu kaydırmayı mutlaka yapalım ki eğer isterseniz fermuar da dikebilirsiniz bu çantaya. Daha tok bir duruşu olacak bakın şuranın. Hem de kullandıkça boğaz kısmı herhangi bir kıvrılma vesaire de yapmamış olacak bu kaydırma yöntemiyle. Şimdi kaydırmamızı yapalım. Sıra sonunda ipimizi kopartıp bitireceğiz. Ütüleyerek artık aksesuarlarımızı yerleştirmeye geçmiş olacağız.
Bakın çantamızı tamamladık. En son kısa ipi de içeride gizledik. Güzelce ütüledik. Tabana göre bakın. Mutlaka şöyle bakarak güzelce kenar kısımlarını belirgin hale getiriyoruz. Sonra kapak kısmını yerleştireceğiz. Bu kapak noktasında delikler küçük olduğu için 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi bir miktar ipimden şöyle göz kararı keseceğim. Yaklaşık bir 70 santim, 70-80 santim kadar ipimi kesiyorum. Direkt yumaktan da yapabilirsiniz ama ben rahat hareket etmek için ipimi kesiyorum. Şimdi öncelikle bakın kapaktaki deliğe batıyorum tığımla. Battıktan sonra yerleştireceğim noktayı ayarlıyorum. Hemen şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4. Tepe boşluklarını saydığımda 1, 2, 3, 4. noktadan şuradan batıp yerleştirmeye başlayalım. Bakın önce kapağa battım. Şu kilit noktasına çıkartalım. Bunu da ayrıyeten yerleştireceğiz. Şimdi tığımla çantaya da battım. İpimin ucunu alıyorum. Ve tığ yardımıyla bakın dışarı çıkardım. Sonra hemen bir diğer deliğe batıyorum. Burada bir miktar kısa ip de bıraktım ucundan. Ve bakın aynı hizada devam ederekten yerleştireceğiz. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. Uygun boşluklara batacağız. Bazen bir sonraki boşluğa da battığım oldu. İlmek çıkarıyorum. Bakın kaydırma yöntemi. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten geçirdim. Bir sonraki deliğe batıyorum. Ve burada uygun gelen bakın şöyle ikinci boşluğa batıyorum. Aynı sıradaki sık iğneleri takip ederek kaydırmamı yaptım. Bir sonraki deliğe batıyorum ve sıradaki boşluğa uygun boşluğa batıp kaydırmamı yapıyorum. Bakın bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Bunu dengeli bir şekilde kapatırken de bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu tam kapakta kalacak. İsterseniz buna fermuar da yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde bakın şu sap kısmı tam bu ağız kısmına denk gelecek şekilde ayarlayarak yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bakın son noktadayım. Buradan kaydırmayı yaptık. Şimdi ipin ucunu çıkartıyorum. Sonra en son battığım boşluğa bakın iç taraftan batıp yine deliğe batıp ipi şimdi içeri tarafa alıyorum. Şimdi içeri tarafta bakın iki tane kısa ipimiz var. Bunu da uygun boşluklardan burada sabitleyerek güzelce gizliyorum. Fazla kalan ipleri de kesip çıkartmış olacağım. Mutlaka burada güzelce sabitliyorum ki iplerin ucu bakın açılma yapmasın. Sonrasında hemen kilit noktası da bakın şöyle dişli. Rahatlıkla açıyoruz. Makasla yapsak elimiz acımaz. Şimdi makasla böyle açıyorum. Bu arada kullandığım makaslar, aksesuarlar da soruluyor. Yine bunları da Aksa Örgü Butik'ten bulabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım aklıma gelmişken. Şimdi bakın kapak kısmını şöyle elimle belirliyorum. Takacağım noktayı. Ve bunu şöyle tam ortaya yerleştireceğim dişli kısımdan. Mutlaka düzgün yerleştirmeye dikkat ediyorum. Bazen sık iğnenin tam ortasından geçirmek de gerekebiliyor. Şöyle yerleştirdim. Bu metal aparatı da mutlaka takıyoruz ki sonrasında açılma olmasın. Sonra bunu makasla bakın dişleri kapatarak böyle iç kısımda kapatacağız. Bu çantaya mutlaka astar ağız kısmına fermuar dikmenizi tavsiye ederim. Ben de inşallah dikersem o videoyu da astarlama videosunu da sizlerle inşallah paylaşırım nasip olursa. Şimdi bakın kapatıyoruz. İçerideki ipleri de gizleyeceğiz. Bu şekilde kapatmış oluyoruz. Bakın yapımı çok çok pratik. Çantamızı tamamlıyoruz. Sonra sapları var. Saplarını da bakın buradaki metal noktadan takıyoruz. Şekilde ayarlanabilir bu saplar. İstediğiniz boya getirerek ayarlayabilirsiniz. Bakın çantamızı da bitirmiş olduk. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.